sadece anlatayım kısaca. Bir senelik bir araştırmam olmuştu. Yani bu iklimde, bu topraklarda, bu coğrafyada ne yetişebilir? Fındığı alternatif değil de fındıkla beraber ne yürüyebilir? Bir araştırmam olmuştu. Daha önceden de küçükken falan denk gelen salepi uygun gördük. Toprak analizleri, doğa sonuçları falan salebin uygun olacağını düşündük. Daha sonra Kasım sonu gibi tarlamızı, bahçemizi hazırlayarak saleplerimizi dikim yaptık. Bugün de Mayıs'ın ikinci haftasından itibaren de hasat yapılıyor. Şu anda hasata da başlamış durumdayız. Birkaç deneme tarlamız var. Yani doğal toprağımıza diktiğimiz, işlenmiş toprağa diktiğimiz salep tarlalarımız var. İkisinde de verimlerimiz çok çok güzel. Hedeflerimizi tutturmuş durumdayız. Güzel bir uğraş oldu, güzel bir ürün oldu. Herkese tavsiye ederim. Bir ayrı bahçe var. Birinci bahçe Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız 12.500 adetlik hibe bahçesi. Diğer ikinci bahçemiz de 10.000 adet kendi bütçemizde aldığımız bahçemiz. 22.500 adet salebimiz var. Şu an onun sökümünü yapıyoruz. Satış konusuna gelince de aslına bakarsanız çok talep gören bir ürün. Talebi şu an karşılayabilecek ürün de yok piyasada. Kaçak yollarla bunu tamamlamaya çalışıyorlar ama devletimiz iki yıldan beri müthiş derecede mücadele ediyor. Doğada kaybolmamasından alakalı çok ağır cezaları var. Bizim gibi çiftçiler bunu şu an üretmeye başladı. Bu ürettiğimiz ürünü, salebi faturalı bir şekilde, ÇKS belgesi olan faturalı bir şekilde satış yapabiliyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden talepler var. Hatta dünden itibaren yurt dışından bile şeyler gelmeye başladı. Yani irtibat kurmaya başladılar. Pazar anlamında hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyoruz. Yaşanacak gibi de görünmüyor. Çünkü doğada bilinçsizce kullanımdan dolayı tükenmek üzere. Bizim gibi çiftçiler, meraklı olan çiftçiler tarafından da şu an koruma ve üretme aşamasında. Geleceği olan, geliri güzel olan bir ürün. Yumrularını alıyoruz. Yani yavruladıkları yumruları alıyoruz. Ana dediğimiz ana yumruyla fideyi tekrar dikim yapıyoruz. Biraz sonra oraya da geçeriz. Dikim yapıyoruz. Aldığımız yumrular normalde satış pozisyonunda olan yumrular. Ama biz bu sene yerimiz var. Biz bu senede dikim yapacağız. Fide olarak devam edeceğiz. Seneye satışa başlayacağız. İşlem gerektirmiyor. Şimdi biz bölge olarak fındıkçıyız. İşte fındık bahçesine 6-7 defa giriyoruz. Gübreleme, ilaçlama, işte Mayıs'ta yaptığımız bu işlemden sonra bir dahaki Mayıs'a kadar herhangi bir gübre, ilaç, bakım gerektirmeyen bir ürün. Toprağın altında kışı geçirecek. Bir dahaki Nisan, önümüzdeki Nisan'dan itibaren çiçeklenip tekrar şu an yaptığımız işleme geleceğiz. Tekrar hasat dönemine geleceğiz. Yani bir dahaki Mayıs'a kadar herhangi bir işlem yapılmayacak bu bahçede artık. Şimdi mesela ben üzerinden örnek vereyim. Benim bahçem 6 dönüm üzerine kurulu. Bu bulunduğumuz yer aşağı yukarı bir dönüme yakın bir yer. Fındığın pek gelişmediği bir bölgeydi. Yani birçok üreticimizde bir 500 metrekare, 1 metre, 1000 metrekare bir yerler muhakkak vardır. Yani fındığın olmadığı ya da herhangi bir ürün yetiştiremedikleri. Bu tarz yerleri, böyle küçük bahçeleri, 500 metrekare, bir dönüme yakın yerleri çok rahatlıkla salepe çevirebilirler. O çevirdikleri salep de yani şu anki matematiksel yani bütçe hesaplamasına göre fındığa göre 5 kat, 6 kat yerine göre toprağını severse gelir getiren bir ürün. Tavsiye ederim. Fındığa alternatif olarak söylemiyorum ama güzel bir yan ürün olarak söyleyebilirim. Çünkü coğrafya olarak çok büyük yerlerde, metrekarelerde fındık dikimimiz var. Hani hepsinin sökülmesinin bir mantığı yok ama muhakkak herkesin bahçesinde dediğim gibi 300-500 metrekare, 1000 metrekarelik yerlerde çok rahatlıkla yapılabilecek. Artı dikim yapıldıktan sonra herhangi bir bakım maliyeti ya da herhangi bir bakım iş gücü gerektirmeyen bir ürün. Yani Mayıs'tan Mayıs'a bahçeye gittikleri zaman hasat yapabilecekleri bir ürün. Edilen sorulardan bir tanesi. Biz bununla ilgili de bir dernek kurduk. O derneğe de sosyal medyadan çok çok ulaşım var. Sorulan tek en büyük sorular, en fazla, en yoğun sorulardan bir tanesi o. Geçen sene biz bu işe başladığımızda 60-80 lira civarındaydı. Yaş yumruğunun fiyatını söylüyorum.
Bu sene şu an 100-150 lira civarında şey var, yaş yumrunun fiyatı var. 3 çeşit satılabiliyor salep. Yaş yumru olarak, yaş yumruyu işlemden geçirip kurutarak kuru salep diyoruz. Bir de onun toz haline getirilme şekli var. Onlarda tabii fiyatlar farklılaşıyor. Ama üreticilere tavsiyem, bunu yapan insanlara tavsiyem, yani yumru olarak satış hem birçok riski ortadan kaldırıyor hem de bir an önce hedefledikleri gelire ulaşmış olurlar. Peki ne kadar alandan ne kadar? Tabii ki bununla ilgili çok bilgi var. Türkiye genelinde mesela Ege bölgesi farklı, Samsun bölgesi farklı. Bizim bu bölge şimdi bir hafta sonra söyleyebilirim ne kadar olduğunu. Ama ortalama bir şey var. Yani bir dönüme yakın yerden işte 100-150-200 bin lira civarında net kar kaldığı şu an söyleniyor. Yani hesaplarına göre. Ben daha yeni başladım. Şu an 120 metrekare üzerinden üretim yapıyorum. Aldığım verim şu an gayet güzel ama onun şu an maddi değeri ne kadardır? Henüz daha hasat bitmediği için söyleyemem. Ama dediğim gibi şu an piyasada dolanan birçok maliyet hesabı var. Bildiğim kadarıyla da işte bir dönüm civarı ama iklim ve toprağa göre değişen bir gelir elde edebilirler. Kurunun bu sene 1000 lira 1200 lira olduğunu duydum. Kurunun kilosu da 2000-2500 lira civarında bu sene. Ne kadar öyle işler var? Hı?